Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde, ben aslan kralım hep akıllı ol. Ekmek aslanın ağzında, evin içi bile bir uçurum aslında. Düşerim korkusu değil aklımda, diyemem. Dedim dedi hayır. Bu gece dedim hayır. Ne zaman desem hayır. Kralım aslan yalanma. Evden Mısır çarşısına gidelim. Her günkü gibi pet shop'a girelim. Dedikodu kazanı kaynar özelim. Ben yandım sen yanma güzelim. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde, ben aslan kralım hep akıllı ol. Oy, bunlar da çok emmeye başladı ya. Ya sen bana bıraksana yani, ben bu işin uzmanıyım bak. Dededen yadigar bu iş. Görevi bunun yani, emecek. Ama çok acıyor be oğlum. Demek ki kötü kanı akıtıyorsun. Bak gördün mü, kanına bak kanına. Bu benim kanım mı? Evet, sıfır RH pozitif. Eline sağlık doktor oğlum. Geçmiş olsun Münevver teyzeciğim. Merak etme, 2-3 güne kadar o şişlikler de inecek. Rahat ol yani. Allah razı olsun doktor oğlum. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sen tabii sabırlı riayet ettiğin zaman olacak. Ya ne yapayım, yaradan bunu böyle yaratmış. Yani bana milyar versen emmem. Ama bunun görevi o. 2-3 gün sonra onları da çıkar da şişme yapmasın. Şişme yaptığı zaman mikrop kaparsın. Hijyen değil yani. Tamam evladım. Borcunuz ne kadar? Şunu alsam yeterli. Evladım, benim içeride torunum var. Ha? Onda sedef hastalığı var. Onu da emdirelim mi? Yok teyzeciğim. Yani o tür şeylere hijyen değil dedim ya sana. Sivas Balıklı Göl diyoruz biz ona. Balıklar daha güzel emiyor. Sen mi ötüyorsun? Yo. Ha, telefon ötüyor, pardon ya. Tutsana teyze bir dakika şunu. Alo. Efendim, ne oldu? Meyveç, ne oldu? Ney? Babama ne olmuş? Bir dakika dur, pandik yapma. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Hayırdır evladım, ne oldu? Ya bizim kayınpeder gidecek galiba. Hadi ya. Ya Münevver teyze, sülükler sende kalsın. Gözünü seveyim bak. Olur. Hepsini aynı anda kullanma. Çocuğa da yapma. Maazallah zehirlenir gidersiniz. Ben sana söyleyeyim yani. Çok iyi insandı. Baba yarısıydı. Ölümlü dünya yavrum. Ne yaparsın? Allah sabır versin sana. Ya duygusal bir yapım var. Hadi eyvallah. Aslan. Bak ilk benim adımı veriyor. Buyurun kayınpederim. Sevgili damadım. Sizi dinliyorum kayınbabacığım. Ben gideceğim damat. Sana vasiyetim şudur. Evet. Biliyorsun durumlar kötü. Etraf çakal kaynıyor. Bu yüzden evimi... Evet. Karımı, kızlarımı ve torunlarımı sana emanet ediyorum. Bundan sonra onları sen koruyacak, sen kollayacaksın. Beni aratmayacaksın. Anlaşıldı mı? Nejat, biraz daha makul şeyler vasiyet edebilir misin? Çok geç Azalet. Ben öldükten sonra derdini aslana anlatırsın artık. Kayıp ederim. Hayır, hayır! Ev kime kaldı? Oh. Allah'ım. Ay ne oldu? Ya kardeşim, senin bu annen sabahın 7:30'unda bu elektrik süpürgesini niye çalıştırıyor? Ben merak ediyorum, bu kadının elektrik süpürgesiyle ne türlü bir ilişkisi var ya? Ne yapsın kadıncağız? Uyuyamıyor biliyorsun.
Canı sıkılıyor sabaha kadar. Oldu kardeşim. O zaman bütün mahalleli kıyak yapalım o deliye de hiçbirimiz uyumayalım. Kabalaşma aslan. Ayrıca insomnia bir akıl hastalığı değildir. Biliyorsun. Küçük aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Öyle sen külah mısın kızım? O ben ne ya? Bıngıl bıngıl olmuşsun. Ne? Yok canım. Hiç görmüyorsun galiba kendini. Ha, anladım. Anladım seni aslan. Hayır. Bak ben şimdi annemi durdurmaya gidiyorum. Döndüğümde bu surat ifadesiyle olmazsan çok sevineceğim. Lütfen yani. Yavrum ne dedim ben sana şimdi yani? Nasıl bir suratla... Yani ben ne yapayım? Yani ben eşimle nasıl konuşayım? Bu gürültüde ne yapacağız? Ne gürültüsü ya? Benim kulağım hiçbir şey duymuyor şu anda gerçekten. Biraz önce sanki öyle bir his vardı kaybettim. Sen şöyle yamacıma gel. Ben senin kulağını çırpacağım. Ondan sonra da bir şey söyleyeceğim. Gel. Saçmalamayalım ya sabah sabah. Gel dedi bir geleceksin. Bak yani bunun anlatımı yok ki. Ben ne anlatayım sana? Yani... O zaman benim kısmeti getir güreş tutalım hadi. Ay, çok romantiksin aslan. Az kalsın üstüne atlıyordum. Nerede? Anne! Anne! Arkadaş şu anana verdiğim mesaiyi biraz kocana versene ya. Anne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Saçlarımı kurutuyorum. Ne yapıyorum? Evi temizliyorum, görmüyor musun? Anne yapma Allah aşkına ya, saat daha 7:30. Çocukları uyandırmadan okula geç kalacaklar Allah'ın cezası. Oh, oh, oh. Kahvaltıyı da hazırlamışsın. Hem de 3 kere hazırladım. Ben hazırlamazsam bu evde kahvaltı hazırlayan yok ki. Canım biz kalkana kadar beklemiyorsun ki. Hayatım boyunca sizi bekledim ben zaten kızım. Hadi. Hadi git çocukları çağır. Anne yazık günah. Çocuklar biraz daha oysalardı. Affedersin. Bugünlerde biraz sakarım. Yani yaşlılıktan herhalde bilmiyorum. Ha, tamam. Tamam anne tamam. Yapma Allah aşkına tamam. Uyandırıyorum çocukları. Lütfen. Çoktan uyandırdın zaten annem. Sabah sabah elektrik süpürgesi mi çalıştırılırmış ya? Hayret bir şey. Haklısın Aybenciğim. Günaydın anneanneciğim. Ya anne seni tebrik ediyorum. Yarın sabah da makkapla uyandır daha korkunç uyanırız tamam mı? Günaydın anneciğim. Aşkım gel çocuğum. Bana bak. Sen o süpürgeyi çok sevdin galiba. Götür yerine bırak. Şşt. Üstüne bir şey giy. Öyle çıplak çıplak dolaşma. Evde erkek var. O erkek dediğim benim kocam oluyor anne. Zaten kocan olmasa zor girerdi bu eve. Al yavrum. Başka istediğiniz bir şey var mı kızlar? Evet, evet var. Anneanne, lütfen bugün okuluma benim yerime sen gider misin? Lütfen. Senin okula gittiğin mi var çocuğum? Aa, niye öyle diyorsun anneanne? Gidiyorum valla. Hem kaçıyorsam da yoklamadan sonra kaçıyorumdur. Bizde yoklama da yok. Hadi ya, süpermiş. Ya herhalde bizde yoklama olmasa ben hiç okulun yoluna bile uğramazdım. Bana bak, nazar etme. Liseyi bitir, üniversiteyi kazanamazsan senin de olur. İster misin? Evet. Oo, gene kadın aramamla çevirmişsiniz burayı. Günaydın Aslan Efendi. Günaydın. Çay alır mısın? Yok, önce kahve. Sade, tek şekerli. Ay, yapma çocuğum. Vallahi çok çirkin oluyorsun. Efendim, efendim. Aynı babam ya. Direkt. Korku filmi gibi. Efendim? Biz de senden bahsediyorduk damat. O kadarını idrak ettim sevgili kayınvalideciğim. Bu sabah erkencisin. Ya değil mi değil mi? Ben de ona şaşırıyorum zaten. Ben niye diyorum bu saatte uyandım? Yine burayı kadınlar hamamına çevirmişsiniz. Günaydın. Günaydın sana da. Günaydın babacığım. Aslan kızım dedim çak. Yok yok. Oraya sen değil. Jüride oturacak. Jüride mi? Evet. Benim kız 2 numaralı. Hani hostes olan. Bak. Günaydın. Günaydın Vietnam. Gel yavrum gel gel. Çayın soğumasın çocuğum. Ben şöyle... Orası Mehveş'in yeri. Günaydın. Günaydın yavrum. Gel acıkmışsındır çocuğum gel. Gel.
Pardon. Anne şöyle geçeyim. Orası benim yerim. Ay ben masaya bir iskemle eksik koymuşum. Gel babacığım, gel sen şöyle otur istersen. Kızım otur otur. Otur. Benim saatin iştahım kaçtı. Canım sıkıldı yani. Ben dükkanda kahvaltımı yaparım ya. Çok güzel fikir damat. Tavşanlarınla birlikte yersin. Ben de kızlarımla kahvaltı ederim. Olur. Sen kızlarınla kahvaltı yap, ben de kızlarımı alayım gideyim. Hadi kalkın, kalk 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 kalk. Nereye? Nereye mi? Okula yol, okula. Çocukları okula götürüyorum. Hadi bakalım. Maydanoz yiyin, toksin atın. Evet be, babam sana da ofansa geçti. Ya biz kendimize giderdik. Geldim, geldim. Ay makyajdan kapattım birazcık. Ay, kim o? Benim kızım, kim olacak sabahın köründe? Açsana kapıyı. Kubat. Yok Behlül. Açsana şunu kızım. Defol gider misin kocacığım ya? Aa, ne dayak manyağı çıktın sen. Şiddet bağımlısı herif. Dövmeyeceğim lan, aç şu kapıyı. Yemezler. Bugünkü darp hakkını kullandın sen. Nihale bak, sabah sabah özür dilemeye gelmiş adamı cinnet geçit dittirme. Açsana kızım kapıyı. Özür dilemeye mi geldin kocacığım? Pişman oldum, Kur'an çarpsın. Ya yemin et, bak kesin bir dolap falan çeviriyorsundur sen. Sen bendeki anahtarı unuttun değil mi? Tamam, tamam dövme, dövme, vurma, vurma. Vurdun mu yoksa? Ay dövdün mü? Dövmeyeceğim lan. Dövmeyeceğim, kalk. Bu ne be? Lan alsana, sabaha kadar bunu mu sallayacağım ben? Nacizane hediye aldım sana Nihale. Ay hakikaten bana mı? Vicdan azabı çektin değil mi öküz? Çok. Yalanlarını yiyeyim. Vicdan azabı çekeydin, ağlardın bir kere hem. Ağlarız canım, o kadar zor olmasa gerek. Ay yazık. Tamam Nihale, aç şunu. Ay ne aldın acaba, çok merak ettim bak şimdi. Ay yırtıyorum bunu ben. Ay bu Rolex mi? Gerçekçi mi bu? Yok deve. Selebriti misin lan sen? Paris Hilton mısın? Rihanna mısın? Tak şunu tak. Ay çakma da olsa çok güzel bir Rolex'im oldu. Nasıl kocacığım? Yakıştı mı? Yakıştı, yakıştı. Ay. Şimdi git tuvalete güzel bir şarkı söyle Nihale. Ne? Canım bunun anlamayacak bir şey yok. Tuvalete git güzel bir şarkı söyle bakayım. Ay niye ya? Hem benim sesim yok. Ha ha. Hem ben detoneksim. Kulaklarım da tıkalı benim hem. Nihale, emirleri sorgulama. Ne diyorsam onu yap. Tuvalete git, güzel bir şarkı söyle. Hadi bakayım. Allah Allah, deli midir, manyak mıdır? Ama bak kendi yorumumu da katarım, tamam mı? Ya ne katıyorsan kat, tamam git. Kocacığım, hangi şarkıdan başlayayım acaba? İstediğin şarkıdan başlayabilirsin Nihale. Uzatma, hadi. Allah'ım ya. Söyleyeceğim ben şimdi. Fazla bağırmaya gerek yok. Mırıldansan yeter. Değiştir. Yandım çavuş elinden, aman Allah elinden. Bir öncekine dön. Su gelir güldür güldür, gel değer beni güldür. Karıştır. Yandım çavuş, bir damlacık kanı bakmaz. Öldürürsen sen öldür. Su gelir güldür güldür, gel değer beni güldür. Bir damlacık kanı bakmaz. Öldürürsen sen öldür. Baba yalvarıyorum sana, kampüsün önünde bırakma beni. Ya ne olur babacığım. Kusura bakmayın Ayben Hanım. Okula girdiğimizden emin olmam lazım. Ya rezil olacağım yine. Ben rezil olacağım ama sen rezil ol biraz. Terbiyesiz. Ya bir kere kimse benim kadar rezil olamaz. Okulda lakap taktılar, animal ah sen diye. O ne demek kız? O ne demek? Öldürürüm onları. Hayvansız demek. Tamam iyiymiş, ben başka bir problem zannettim. Kadınsı olaydı daha fenaydı değil mi? Allah korusun. Aferin. Ya hayır ya, herkes burada. Baba bari korna çalma, yeterince ilgi çekiyoruz zaten. Ya kızım ne olur sus, gözünü seveyim sus ya. Lütfen. Bana bak, doğru okuluna gidiyorsun. Öyle gençler gibi köpüş köpüş gezme sokakta, yürü.
burada ineyim. Hadi okulum da yakın. Hadi bay bay. Lan gel lan buraya, trafikte tutma beni. Gel buraya, nereye gidiyorsun? Kız eş... Sen göreceksin, göreceksin. Şşş, babası hariç. Aferin kız, sen olmasan yanmışım ben. Gerçekten yanmışım ya. Ciğerimi anlamıyorlar bunlar benim ya. Yalnız burada biraz daha yanılırsak ben de yanacağım, biliyorsun değil mi? Niye? Sınavım var birazdan. Ne sınavı kız? Oo, Türkçe, matematik, fen. Çalıştın mı bari? Ayıp ettin, sabaha kadar. Kızım benim be, işte benim gerçek kızım, çak. Hiç ablalarına benzeme, tamam mı? Baban gibi ol, baban gibi ol. Buna da formülleri aldım. Ah, aferin kızım benim, işte babasının kızı. Aferin sana, bravo. Kız Jülide, sen bu işi bayağı ilerletmişsin. Sorma anneciğim ya, bu seferki Yıldırım aşkı oldu. Onu demiyorum. Mesaj yazmayı ilerletmişsin. Yani hızlı yazdığın kadar hızlı konuşamazsın. Onu mu diyorsun? Sağ ol. Bir kere benden daha hızlı olanlar var. Hı? Gördün mü? Şık 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 şık. Şık 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 şık. Vay be. Okuyayım mı? Oku bakayım kız. Güneşin doğduğu yerde bir ışık görürsen, bil ki senin için yanan kalbimdir. O kalp ki seni unutacak kadar hainse, ellerim onu parçalayacak kadar asidir. Bence hazırdan yollamış. Ne alakası var anne ya? Yok artık, daha neler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sen de kendini yorma. Hazırdan gönderiver bir mesaj. Ah, komik olma anne ya. Hazırda mesaj bulundurmuyorum herhalde. Bende var kızım. Geçen gün Nuriye teyzenin oğlu bana göndermişti. Dur bak, söyleyeyim, sen de ona yaz. Bugünlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, güzellikleri ailenize olsun. Hayırlı kandiller. Aa, gece kandil miymiş? Ha yok canım. Hesap da benimle dalga geçiyor işte. Cici. Hı? Serkan'dan haber var mı? Var var. Biraz önce çocuk kendi elleriyle kendi yüreğini parçaladı bunun için. Bir şey soracağım. Benim ilişkilerimi niye çekemiyorsun anne? Ben de bir şey soracağım. Hı-hı. 24 saat beraber olduğun bir adamla nasıl ilişki içinde olduğunu düşünebiliyorsun? Bir şey soracağım. Niye kahvelerinizi içmiyorsunuz? Ayrıca 24 değil, 28 saat oldu. Civciv, sen duvara çentik mi atıyorsun? Cücü, teklifine cevap verdin mi? No, I'm thinking. Düşünüyorum. Ne cevabı kız? Anne, Serkan Jülide evlenme teklif etmiş. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Ben bu anı daha önce yaşamıştım. Hani ne diyorlar? Déjà vu, je m'écoute avec moi. Benimle dalga geçiyorsun ama anne, bir gün çat diye evlenirsem görürsün gününü. Sen çat diye evlenirsen ben de pat diye kendimi Dolmabahçe'den aşağı atarım. Bana bak, senin evlilik yaşın geçti. Evlilik 20'lerde olur, 33'te değil. Neyse, bana müsaade. Adana'dan bir şey isteyen var mı? Şalgam, kebap, bici bici. Bak şimdi, hırs yaptı. Akşam mutlaka Adana'dan evlenmiş olarak gelir. Bana bak kız, bir de Adana getir. Acılı olsun. Anneciğim uzatma sen. Ablacığım, otursana, daha kahveni bitirmedin. Ah. Ne kandili ya? Ya anne, inanmıyorum ya. Anne rezil ettin beni, anne mahvettin beni ya. Anne düştüğüm durumlara bak anne ya. Cici, ne oldu? Ya of ya. Ya demin annem bana az önce hayırlı olsun kandiller mesajı okudu ya. Ben de bir yandan Serkan'la mesajlaşıyorum. Bir yandan da annemi dinliyorum. O arada elim yanlışlıkla hayırlı kandiller olsun yazmış çocuğa. Rezil oldum ya. Ay anne. Anne kandiliydi. Ya ne kandili ya? Taktın kandile. Allah'ım ya. Tam da yeni evlenme teklif etmişti. Kesin heyecandan, sevinçten delirdim zannedecek. Of, rezil oldum. Ben çok rezil oldum. Ay rezil olmazsın ya, merak etme. Bir şey zannetmez, merak etme. O zannedeceğini zannetmiş zaten. Çok kedi rezil oldum. Boş ver be ablacığım. Güya şaka yapıyor işte. Aman canım, onu ciddiye alan mı var? Takmıyorum ben, alıştım onun şakalarına. Hadi bakalım. İyi uçuşlar. Çok dikkatli ol. Ay niye, ben mi kullanıyorum uçağı? Aa, olsun.
Sen yine de dikkatli ol. Filmlerde görüyoruz. Hava korsanı pilotu bayıltıyor. Otomatik pilotu da kırıyor iş. Yani mecburen hostese kalıyor. Ha, sağ ol ya. Uçuştan önce harika moral verdin bana. O zaman jüri de ön kapıyı kullanıp uçuşa gider. Abim yok değil mi? Yok. Ay, işe mi gidiyorsun Cülide? Sence? Nihale, ne oldu gözüne? Ne olmuş? Bir şey mi kaçmış? Makyajım mı akmış? Ne olmuş? Bakayım. Bu değil, şu. Ha, bu mu? Bu önemli bir şeycik değil canım. Duvar, kapı duvar çarptı. Yalana bak. Kapı duvar çarpmışmış. Yani vallahi mutfak kapısı çarptı. Ya siz niye laftan anlamıyorsunuz hemşerim ya? Kız kapıya çarptım dedi işte. Neyi uzatıyorsunuz? Nihalecim, kendini bu kadar ezdirme. Ya ben kendimi eziktirmiyorum yengem. O beni ezikliyor. Yazık. Alçak Nihale, hemen çözüm. Dur bir bakayım. Yine yumruk mu attı? Yok, bu sefer böyle ensemden tuttu kedi şeysin gibi. Böyle kapıya çarptırdı. Yani finalde gerçekten de kapı duvar çarpmışmış gibi bir şey olmuş. Ey yalan mı yani? Finalde kapıya çarpmış oldu yani. Ben dayanabileceğim, hadi hoşçakalın. Aa, canım Asalet Hanım teyzeciğim nerede? Ya bu yaptığı senin ayıp be, ayıp. Oğlum sen ne karışıyorsun? Gitsene işine baksana. Vallahi ben söylemiş olayım da. Ne oldu, gelmedi mi seninki? Gayrettepe'ye bir kuş almaya gidecekti. Belki o yüzden gecikmiştir. O ne lan? Kuşları tek tek mi yakalıyorsunuz artık? Ya bu nadir bulunan bir şeymiş abi. Sahibi ölünce karısı da çok ucuza satmış gitmiş. Lan bir de bana fırsatçı diyorsunuz var ya, asıl fırsatçı sizsiniz ha. Bakacak kimsesi yokmuş, o bakımdan diyor. Tabii canım, ben de yedim, kimsesi yokmuş. Hadi yürü git. Alo, 30 Şubat spotçuluk. Ben Kubat 30 Şubat. Nasıl yardımcı olabilirim acaba? Kusura bakmayın, Türk bir televizyon almıyoruz yenge. O zaman ben sizi müşteri temsilcisine aktartma yapıyorum, kendi sizinle ilgilenir. Merhaba, ben müşteri temsilcisi. Nasıl yardımcı olabilirim acaba? Buzdolabı için biri, ocak için ikiyi, eski eşya için... Hadi naş. Almıyoruz dedik, hala bıdı bıdı yapıyorsun ya. 2011 yılında tüplü televizyon mu kaldı oğlum ya? Tövbe estağfurullah. Oğlum ne bakıyorsun lan dik dik? Psikopat mısın sen ya? Yürü gitsene işinin başına. Bu yaptığın büyük terbiyesizlik Kubat abi. Lan sabah sabah canımı sıkma. Alırım boyun ölçüsünü ha. 1.60. Yürü git, kediye köpeğe yem ver. Görüşeceğiz. Tövbe estağfurullah. Kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Sizde beyaz eşya var mı acaba? Bizde her renk eşya bulunur. Beyaz, kahverengi, füme, fuşya. İkinci el değil mi? İkinci el, üçüncü el, beşinci el. Her el eşya bulunur. Aşağı bırakıyorsun çantayı. Ne lazımdı size? Buzdolabı. Buzdolabı. Bakın ikinci el ürünlere dumping. Buyurun içeride yardımcı olayım ben size. Buz yapan bir dolabımız var çok şükür. Buyurun. Acıktınız mı lan? Alın bakayım. Ha, sen de. Yavrum yemleri harcama. Zaten zam gelmiş, gözünü seveyim ya. Acıkmışlar usta. Ya acıksınlar. Kaplumbağa niye besliyorsun ya? Sülük beslesene, ticareti güzel. Ne yaptın be ya? Vay be yavrum, gözünü seveyim bir sus. Gözünü seveyim bir sus. Meşhur kuş buymuş ha usta. Meşhur kuş bu da ne oluyor ki sanki? Ne yaptın be ya? Ne yaptın be ya? Akşama kadar bunu söylüyor. Beynimi yedi iti oğlu it ya. Adı ne bunun usta? Hayrettin. Hayrettin değil be ya. Hayrettin. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Hay kardeş, ne yaptın be ya? Aşk olsun Aslan abi. Bu tavus kuşuna bu tarz konuşmaları sen mi öğretiyorsun? Oğlum yalan mı söylüyor? Ayının tekisin işte, belli. Aşk olsun Aslan abi. Ya bilmeden bir kusur, bir hata mı ettik? Niye bu tarz konuşmalar? Niye böyle şeyler söylüyorsun ki abi? Ayrıca o tavus kuşu değil. Konuşma lan sen! Şş, bana bak oğlum, bana bak. Kimin dükkanında kimin çırağına posta koyuyorsun lan? Sersem salak serseri Kubat. Abi iyi güzel söylüyorsun da ne oldu ki abi? Sen niye benimle bu şekilde konuşuyorsun ki abi? Ne oldu, ben bir şey mi yaptım abi? Dün gece rüyamda gördüm. Nihal'i dövüyordun rüyamda. Abi öyle her rüya gerçek çıkaydı. Oho, o zaman. Kubatcığım ben anlamam kardeşim. Bir tane bacımız var işte. Anlatabiliyor muyum yani? Aşk olsun Aslan abi. Ben de hiç kadın dövecek tip var mı? Ben öyle birine benziyor muyum? Abi iyi bak abi. Benziyor muyum abi? Çok mu ya? Bak gördün mü oğlum? Hayvan bile anlıyor. Hissediyor yani. Bacımız dur mu kalsın isteyelim ha? Abi ben sana yemin billah ediyorum. Ben aylardır Nihal'e elimi bile sürmüyorum ya. Ya... Elimi bile sürmüyorum derken abi, böyle şiddet manasında yani, ondan bahsediyorum tam olarak.
İstersen kendisiyle bizzat kendi konuş abi. Buyur benden ara. Beleş telefon. Buyur abi ara kendisiyle konuş. Bu ne biçim telefon oğlum? Ne diyorsun lan? Onu... Lan ne diyorsun oğlum? Siz nasılsınız inşallah Asalet Hanım teyzeciğim? Ben çok iyiyim hayatım. Senin gözüne ne oldu kız? Lan şerefsiz Kubat, sen bizim evi mi dinliyorsun lan? Yok abi, ben sizin evi niye dinleyeyim ya? Ev dinlenir mi abi? Öyle bir şey yok. Ben sizin evi niye dinleyeyim abi? Vallahi öyle bir şey yok ya. Yunus çıkar lan sülükleri. Sen bizim evi mi dinliyorsun oğlum? Ne sülüğü Aslan abi? Ben sizin evi niye dinleyeyim abi? Öyle bir şey yok ya. Bu ne oğlum bu? Ya ben bizim gerizekalı Nihale'ye yerleştirdim Verici'yi. Sizi gitmiş. Ben ne bileyim abi? Bir dakika oğlum, Nihale'ye ne yerleştiriyorsun sen lan? Verici dedim abi. Yanlış anladı sen. Senin kapı bugünlerde azdı galiba. Ama bu sefer gerçekten mutfak kapısına çarptım Asalet Hanım teyzeciğim. Bakın biraz böyle rengi bile çıktı. Sizin kapı mor galiba. Kapıya çarpmış işte anne. Uzatma sen. Yersen tırşanı. Nihale ben sana bir kahve yapayım. Olur tabii, ben de hemen sana yardım edeyim. Nihale, bizim mutfak kapısına dikkat et. Biraz psikopattır da. Gel gel hayatım. Nihale, buzdolabı da çarpar. Orada şekerli içersin. Ha, her zamanki gibi. Lan bu benim karımın sesi. Yok abi, o benim karımın sesi. Orta şekerli diyor. Ben oradan anlıyorum onu. Lan utanmadan bizim eve tele kulak mı sokuyorsun? Ben senin ağzını burnunu kırayım mı lan şimdi? Şerefsiz Kubat, ne yaptın be ya? Abi yemin ediyorum Allah Kur'an çarpsın diyorum. Sen niye bana inanmıyorsun ya? Ben Verici'yi Nihale'ye yerleştirdim. O gerizekalı da size gitmiş. Hepsi bu. Suyu getirsene. Sağ ol. Lan insan karısını Verici'yi yerleştirir mi? Allah seni bak kafanı gözünü kıracağım bak. Çok seviyorum abi. Kıskanıyorum, ne yapayım abi? Kıskanan ne yapmaz? İyi ki aslan yok vallahi. Yani. Bir dakika dur. Aslan lafı geçiyor dur. Seni böyle görmedim. Ay görse ne olacak yengem? Yani kapıya çarpmak suç mu? Mor kapıya değil mi? Ya mutfak kapısı. Kaç para lan bu alet? Hayırdır abi, alıcı mısın? Oğlum kaç para, bir fiyatı da söyle. Abiciğim ben sana 100-200 ucuz yollu bir şey ayarlarım, malına göre değişiyor. İnsan karısına birinci takar mı be ya? Konuşma lan düdük, sus. Bu yaptığın yasal olarak suç, biliyorsun değil mi usta? Lan konuşma, koskoca aslan kral cumuğu senden mi öğrenecek, cumuk? Yumuk ne lan? Nasıl, güzel olmuş mu? Ay harika olmuş. Dur hemen kapatıyorum, bir de fal bakarsın yenge. Ay ben hiç beceremiyorum, döktün de. Ay evet. Ay, boş ver şimdi, sen falı malı, senin bu gözünü ne yapacağız? Ay ne yapacağız canım, mevzu kapandı bir kere. Alan memnun, veren memnun bir yerde yani. Ha, şaşırdın sen galiba. Bu durumdan memnun musun? Ya en azından beni ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anlamış oldum. Şapşala bak. Seven adam karısına el kaldırır mı? Ay, başkasının karısına kaldırmasından iyidir bence. Zaten öyle bir şey yapsın, böyle kendi ellerimle bizzat o böcük şeysiyle zehirlerim onu oracıkta. Yani siz bu kıskanma olayını biraz abartıyorsunuz galiba. Ay o benden daha deli manyak çıktı. Yani eşortmanla bakkala gittim diye nasıl bir kıskançlık krizine girdi görmeliydin. Düşün artık, ne çok beğeniyorsa benim eşortmanlı halime bile. Yazık. Ay, o da saçmalamış gerçekten. Yani ne var ki eşofmanla bakkala gitmekte? Bakkal da öyle dedi. Ama dinleyen kim? Hem bakkalı dövdü, hem eşofmanımı böyle parça pinçik etti. Dükkanın ortasında mı? Hayır canım, eve gidince. Sonra da işte kafamdan böyle tuttu, vurduttu deniyor kapıya. Artık ne çok seviyorsa yazık. Vay be, aşka bak. Aa öyle deme ama. Yani bir kıskançlık krizine girdi. Hemen kendine böyle özür dilemek için bak hediye aldı. Nasıl, ne romantik değil mi? Romantik. Ay darısı senin başına inşallah yengeciğim. İnşallah. Ben bakarım. Kim o? Acıların çocuğu. Çünkü ben bu evde bir sistem getiremedim, bir kural değil. Madem kim o diyorsun, kapıyı niye açıyorsun Meyveş? Gel, gel, sana bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Gel. Kusura bakma, annem var diye içeride şey yapamadım. Havaya giremiyorum yani, anlatabiliyor muyum? Sinirlendiriyor kadın beni ya. Baksana ne aldım. Ah, çok kabasın aslan. Daha romantik olabilirdin. Bana doğru düzgün verir misin? Hayatım, şuradan aldım, böyle verdim. Nasıl vereyim yani? Bak, dalından kopmuş yeni.
Çiçekler hassastır. Narin tutuyorum. Dikkat ediyor musun? Evet. Yalnız sularken dikkat et. Laplarını ve dallarını su vur. Ta buralarına kadar su getirme, tamam mı? Alttan başla. Ay, sen bana bunu aldığına emin misin? Ay çok güzel kokuyor. Ya gelirken biraz da parfüm yaptım hani şey olsun diye. Ah. Ambiyans. Harika. Teşekkürler. Bir öpücüğü hak etti artık kocam. Annem izin vermez. Annem mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arap Kadri mi geldi? Oo sevgili kayınvalideciğim, bakıyorum da keyfiniz rahatınız yerinde. Aman maşallah, Allah bozmasın. Şimdiye kadar yerindeydi de bundan sonrası bilinmez. Ha, ne haber kız, ne yaptın? Bir bakayım, hepsinden kaçı aldım. Harbi mi diyorsun? Kur'an çağırsın, beş peki, beş peki, beş peki. Aslan kızım benim, kral kızım benim. Mwah. Çak bakayım çak. Sen busun işte güzel. Ay, gözlerimi kapatıyorum. Sanki bozacıyla şıracı tophanede sohbet ediyorlar. Valide Hanım siz kulaklarınızı tıkayın. Siz de rahat edin, biz de rahat edelim. Niye gözü kapatıyorsunuz yani? Ay çok güzel ya. Bu eve bir vazo almak lazım. Nereden çıktı o çiçekler? Aslan getirmiş. Hadi ya. Baba. Hayatım ne var bunda şaşıracak yani? Evli çiftler birbirlerine çiçek alıyorlar. Abartmayın yani. Ha, para da verdin yani. Yok, mezarlıktan çaldım anne. Bir arkadaşım vefat etmişti. Çiçekler çok güzeldi, getirdim. Kızım çok oynama üstüyle. Bak düşüreceğim bir şeyleri. Getir şu ortaya koysana. Niye oraya tutuyorsun? Hayatım burada daha güzel duruyor bak. Ya sen getir ortaya koy. Kokusundan annen de yararlansın. Beleş ya. Getir. Şöyle. Ablanlar nerede ablanlar? Odadalar. Ay ben. Ah sen. İnin Allah'ın sen. Yemekte ne var kız? Damat. Yemekte senin çok sevdiğin bir şey var. Ne? Üç harfli. Ortasında O var. Kol böreği. Ha, çok güzel. Gerçekten mi? Kıymalı mı yaptın? Bilin bakalım Serkan bana ne taktı? Efendim? İşte. Sen de mi buradaydın? Neyse sonra anlatırım. Aniş, ne haber? Güzel bir gün. Enişten de bugün mezarlıktan çiçek çalmış ablana. Bebeğim, bebeğim ne oldu? Hayatım dükkanda kayısı kurusu yedim, mideyi bozdum galiba. Ben bir tuvalete gideyim de gideyim. Ayakkabılarını çıkar şuna. Parkeleri parçaladı ya. Serkan bana ne taktı? Pırlanta mı bu? Herhalde. Tek taş, bir karat. Çakmadır kız bu. Bakayım bakayım. Değil. Çakma. Değil. Çak. Çak. Ver kız ver. Bana kınamını yapmayacaksınız kardeşim. Benim adım Aslan. Sonra bir baktım. Dönüş uçağına da binmiş. Çılgın. Ne çılgın lan? Salak denir öylesine. Ona çılgın denmez, salak denir. Sonra ne oldu? Sana ne? Meraklı taze, sana ne? Sonra ne olacak? Yüzüğü çıkardı ve ikinci kez evlenme teklif etti bana. Ya fiyat artırmış lavuk, anlamıyor ki. Fiyatı arttırmış enayi. Anneciğim o ne biçim laf? Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Tabii ki de kabul ettim. Şık 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 şık. Önümüzdeki ay anneciğim evleniyoruz. Hadi evlenin de göreyim bakayım. Daha çocuğu tanımıyoruz Bilayo. Ne yer, ne içer, ne yapar, hangi işi yapar? Evi var mı, barkı var mı, arabası var mı? Sana bakabilir mi? Ah, gelelim Sadet'e. Hadi, hadi, hadi. Anneciğim, hassas düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Fakat Serkan son derece yakışıklı, centilmen, nazik, anlayışlı, kültürlü, ateşli ve seksi. Üstelik birbirimizi çok seviyoruz. Hem de deliler gibi. Bitti. Bir şey söyleyeyim mi? Ablan da öyle söylemişti. Sonra eve bir orangotanla geldi. Abuk sabuk konuşma anne ya. Aslanın neresi orangotana benziyor?
gerinirken goril gibi davrandığı oluyor. Alçak kıra. Ama ben de onun o doğallığına aşık olmuştum. Aşkım benim de. Hey Allah'ım, doğru dürüst bir şey doğuramamışım. Hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne bir kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Elimi nereye değsem erkek fışkırıyor. Düğün ne zaman Jülde teyze? Kırmızı kar yağınca. Yok. Biz kar yağmasını beklemeyeceğiz anneciğim. O kadar erteleyemeyiz. Önümüzdeki ay evleniyoruz. Peki düğün nerede? Belli mi? Değil. Ben Kız Kulesi'nde ısrar ediyorum. Serkan da Galata Kulesi'nde. Yedi Kule zindanlarında evlenin. Anne, niye böyle yapıyorsun? Bak kaçırıyorsun kızın hevesini. Ay onun hevesi kaçar mı ayol? Yok kaçmaz. Çünkü Serkan'la birbirimizi deliler gibi seviyoruz. Şık 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 şık. Tamam da bu kaçıncı Serkan, ben sayamadım da pek. Hakikaten ya. Bir tane daha Serkan vardı böyle pala bıyıklı. Ne oldu ona? Ne oldu lan? Yemiyorsun içmiyorsun bunları mı düşünüyorsun? Biraz derslerine ilgilen, tamam mı? Hem geçmişimin yüzüme vurulmasından pek haz etmiyorum. Bu arada açıklayayım hemen. Bu Serkan'ın o Serkan'la bir ilgisi yok. Çünkü bunun sakalı bıyığı falan yok. Oh! Oh nihayet temiz yüzü bir adam buldun. Oh şükürler olsun ablacığım. Değil aslında. Çünkü benim tipim değil. Benim tipim kirli sakallı erkekler. Aa. Çünkü onlar daha seksi. Ben tam tersini seviyorum. Yani ne sakal olacak ne bıyık olacak. Böyle kaymak gibi olacak. Kaymak. Yok. Bence de. Kirli sakal daha seksi bir şey. Ay çok çirkin. Erkek dediğin hep tıraşlı olmalı. Yani bana öyle daha seksi geliyor. Yapma ya. Allah. Ay muhabbet pek güzelleşti yani. İsterseniz biraz belden aşağı fıkra da anlatalım ha. Ben bir tane biliyorum, babam anlatmıştı. Ulan anlat diye mi anlattık eş? Anlatılır mı hemen? Sahi. Babam nerede kaç saattir? Biraz önce tuvalete gitmişti. Herhalde orada değildir. Aslan! Ha? Tuvalettim! Şeyim var! İyi misin? Yine mi kestirdin ya? Anne, Allah Allah bir şey olmasın. Ay ne olacak ayol? Özüne dönmüş işte. Konuşma lan, konuşma. Ya konuşma, yedin bitirdin beni ya. Bırak, kalsın orada. Çıktın mı nihayet? Çıktım. İshar mı oldun sen? Oldum. Mideyi üşütmüşüm. Bir şey ister misin canım? İsterim hayatım. Işığı kapatalım mı? Saçmalama. Ay! Kızım bağırma, çocuklar duymasın. Ay suratına ne yaptın? Ne yaptım? Yani ben ne yaptığımı biliyor muyum hayatım bu yatak odasına geldiğim zaman? Bunalıma giriyorum ya. Tıraş olurken kestim yani. Ay hiç beğenmedim. Ay kahraman içine kalmışsın. Öyle mi? Tiskindin yani. Tiskindiysen ışığı kapatalım olsun. Ay için. Yok tiskinmedim. Yani çok üzüldüm, baksana yazık. Ya demek kocana hala üzülüyorsun. Senin ağzın ne söylüyor kız? Ah aslan. Ne? Yemezler. Ben böyle sana yaklaşayım da üzerime çullan değil mi? Olmaz. Meviş ben ne zaman yani öyle bir hareket yaptım sana karşı? Yani benim sana karşı bir hatam oldu mu şurada? Yani benim şurada efendi olduğum kadar başka bir çift acaba efendi oluyor mu yatağımda ya? Aslan, 3 kere hatırlıyorum. 3 kere. Zaten 3 kere oldu, 3 tane çocuğumuz var. Ben de diyorum 4 diyelim yani. Bütün mevzum o. Çit. Çocuklar duyacak. Ya. Duymasalar problem yok yani. Ay ne ısrarcısın sen ya. Yavrum yani bu zamanda ağlamayan deveye mama yok, kusura bakma. Salak şey. Seksi şey. Salak şey. Ay.
Seski mi değil? Ben onu da unuttum. Şerlak. Hırsız! Hırsız! Ne dedi lan bu kadın? Hırsız var mı? Desterem nerede benim? Gittim annem! Gittim kayınvalidem! Hırsız mı var? Hani nerede? Nerede olacak ayol? Televizyonda. Allah kahretsin. Götürdü kızın bütün altınlarını. Tam sana. Yoksa kızımı mı doğradı? Ya gözünü seveyim Asalet Hanım. Yani lütfen rica ediyorum. Gecenin bu saatinde hırsız var diye bağırılır mı evde ya? Niye testereyle geldin? Psycho. Ne yapayım? Terlikle mi geleyim? Yani hırsız gelse doğrayacaksın ha? Yok canım, o telaşta çekici bulamadım. Yukarıyı biliyorsun, nalbur gibi. Bana bak. Hı? Senin suratına ne oldu? Yoksa mehveş mi? Büyük bir ümitle bekliyoruz ama nafile, hiçbir şey yok. Kızım mı? Hani nerede? Neredeyseniz tek tek gelin lan. Doğradın mı herifi? Kızım sen gerizekalı mısın ya? Ha? Yürü. İyi geceler. Ya arkadaş, senin bu annen deli ya. Vallahi deli kardeşim ya. Meveş, yattın mı kız? Meveş, yattın mı? Bu dönemde erkek aslan çiftleşmekten başka... Aynı benim hayatım. Dişi aslansa çiftleşmeye her an hazır olmalıdır. Evet. Aslan, şunu kapatıp sonra da defolup gider misin? Fakat dişi aslanın keyfi her zaman yerinde olmayabilir. Bir de şu kulunu gör ya. Kurban olayım ya. Evli miyim, değil miyim ben anlamadım arkadaş ya. Bu nasıl bir hayattır ya? Uyu. Değerli bir taş. Nuriyeli taş. Mısır'da bir tanrı. Hüsnü Mübarek. Ne o damat? Uyku tutmadı galiba. Sayenizde efendim. Sayenizde ne uykum kaldı, ne huzurum kaldı, ne de afiyetim. Düşün işte. Ben 20 senedir böyleyim. Yani siz evlendiğinizden beri. Ya Valide Hanım, bir şey soracağım. Yalnız başımızdayken konuşalım. Ne istiyorsun sen benden ya? Madem sordun, söyleyeyim. Kızımı bırak. 10.000 vereyim. 15.000. Ya anlatamıyorum galiba. Yani ben... Ya size anlatamıyorum ya da derdimi anlatamıyorum. Sevgili Valide Hanımcığım, benim aşkım, sevgim satılık değil. Lütfen bunu bir not düşün. Gözünüzü seveyim ya. Ne istiyorsun onu söyle. Söyle. 100.000. Ya işte böyle yaparlar adamı. Anlamıyorsun beni. Lütfen anlamaya çalış ya. Tamam. 100.000. Taksit yapar mısın? Yaparım. 4 taksit.
25 obenin üstünü 18'e geldim içeceksin. Gözünü seveyim, rahat bırak beni bak, rica ediyorum ya. Yorgunluktan halüsinasyon görüyorum ya. Anlam mı o kadın kardeşim? Ben nerede yatacağım ya? Parayı düşünüyorum. Arsa gider üstüne yaparım. Mehver. Jülide. Ayben. Ah sen. O ben. Fikri. Zikri. Hamza. Arkadaş bu nedir ya? Hamza kim ya? Zikri kim? Gözünü seveyim ya. Afyonun patlamadı mı damat? La havle ve la kuvvete hasbinallah nimen vekil. Yetiş ya Rabbim ya. Ya hacı, şam tatlısı kaç ya? Ya gözünü seveyim. 5 dakika, 10 dakika. Ara ver. Hemen başlama mesaiye. Ne olur ya. Yalvar abi de. Abi. Münasebetsiz. Nereden abin oluyorum ben senin? Heh. O kadarı beni alakadar etmiyor Serkan. Ne oldu? Bak, ağlayan erkeklerden hiç hoşlanmam. Ne? Gülüyor muydun? Meczup. Ay bir de şimdi şiir okuyor ya. Ya kardeşim, sen laftan anlamıyor musun? Ha? Anlamıyor musun? Bitti diyorum. Finito. Game over ve benzeri. Hoşça kal. Yine ne yaptı çocuk? Ay daha ne yapsın anne ya? Delirtti beni sabah sabah. Ah, günaydın enişte. Günaydın Baldır. Çay hazır mı anneciğim? Çay hazır mı? Hazırladım yavrum. Her şeyi hazırladım. Benim midem ağrıdı ya. Çok fena. Ben bir tuvalete gideyim. Bana bak. Bu dizanteri oldu galiba. Kısacık ömrünü kenefte geçirecek kelebek. Ah. 1558 kere aranmaz ki bir insan. Ay inanabiliyor musunuz sabahtan beri? Suç bende çocuğum. Anne, sen mi arattırıyorsun Serkan'a? Eğer ben seni çocukken dövseydim, böyle olmazdın civciv. Anne, bir şey soracağım. Sen beni çocukken dövmüş olsaydın, Serkan beni aramayacak mıydı? Aa, nasıl yani? Siz şimdi bu yüzden mi ayrıldınız? Yani seni arıyor diye. Aslında bir tek o değil mesele. Bir de sürekli bana mesaj yazması var tabii. Yok SCS, yok SSC, yok 333, yok gülen yüz, yok ağlayanlar. Ah, gelemem ben böyle şeylere canım. Sık boğaz edilmeye. Tamam da benim bildiğim birinden arıyor diye ayrılmazsın ki. Aramıyor diye ayrılırsın canım. Doğru, haklısın ama benim böyle özgürlüğüm gidiyormuş gibi oluyor. Yani böyle kendimi kafese kapatılmış gibi hissediyorum. Daha doğrusu işin sihri kaçıyor. Senin sihrin zaten kaçmış. Bana bak, kendini toparla. Yok 333, gülenler, ağlayan ayva. Nedir bu be? Telefondan kafayı yemişsiniz siz. Siz şimdi baya baya ayrıldınız yani. Kesinlikle öyle oldu ama kendisi henüz idrak edemedi. Al işte, buyur, yapışkan. Seni no'ya basarak bilinmeyeni uğurluyorum. Yavrum, 24 saat önce aşık değil miydin sen bu çocuğa? Ah, ne yapalım anneciğim, yaşandı bitti işte. Saygısızca yapacak bir şey yok. Ver, ver öpeceğim. Neyi? Ben... Anne ne yapıyorsun ya? Ver elini öpeceğim. Anne. Elini öpeceğim. Anne. Öpeceğim. Anne ya dalga geçiyorsun. Sen benim için yaşayan bir efsanesin. Niye dalga geçeyim be? Tuhaf bir şeysin. Tuhaf. Nasıl doğurdum seni bilmiyorum ki.
Teyzoş, yüzüğü ne yapacaksın peki? Bence satıp yiyelim. Saçmalama be, hadi siz. Kendisini gördüğüm ilk yerde bizatihi suratının ortasına fırlatacağım. Ay, hep birinin suratına yüzük atmak istemişimdir. Iskalarsın. Sen vazgeç yavrum. Kızlar geç kalıyorsunuz, hadi kalkın. Babamı bekliyoruz hesapta. Aslan! Kızlar geç kalıyor. Geldim, geldim. Anne ne yapıyorsun? Bırak kalsın. Biz de geç kaldık ayaklarına, kendimiz giderdik okula. Gitmezdiniz ya. Şahsen ben hiç uğramayı düşünmüyorum kursa. Bir sürü işim var bugün. Ne işin varmış ulan küs be? Ha? Ne işin var kız? Lafa bak. Kurstan daha önemli ne işin olur senin ha? Ne gülüyorsunuz lan? Doğru söylüyor kadıncağız be. Ne gülüyorsunuz lan? Doğru söylüyor kadıncağız. O ben. Çok ayıp. Nereden öğreniyorsun sen böyle abuk subuk konuşmaları? Aa. Neymiş bu iş? Anlat bakayım kız. Aferin lan valide hanım. Gözüme girdin be. Vallahi önce kuaföre gitmem lazım. Sonra solaryuma gideceğim, sinemaya gideceğim. Oho. Alçak. Biz de bugün kızlarla toplanıp falcıya gideceğiz galiba. Alçaklar. Hangi falcıya gidiyorsunuz? Ya Beyoğlu'nda böyle bir tane kızılderili bir adam varmış. Her şeyi biliyormuş. Ayol zaten her şeyi bilmese onu kızılderili yapmazlar. Anneciğim anneciğim ben biliyorum onu. Felekler kahvesinde götüreyim mi seni? De çok güzel fal bakıyor. Giderim kız. Sen hangi filme gidiyorsun? Vallahi bize fark etmiyor. Ama Luna Park'ın oradaki sinemaya gidelim diyoruz. Öğle seansına. Maksat 3D olsun. Oh ne güzel hayat. Biri sinemaya kaçar, biri falcıya kaçar. Ha? Aman be. Ben onların yaşında her gün kaçıyordum okulda. Sonra da okul senden kaçtı. Boşuna heveslenmeyin kızlar. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Sen kursuna gidiyorsun. Sen okuluna gidiyorsun. Kaçmayı falan unutun. Bir yere kaçamazlar zaten. Babam kapının oraya kadar bırakıyor bunları. Ay anneciğim hazır babam yokken müsaade et de biz gidelim ya. Ya anne fırsat bu fırsat lütfen. Hayır hayatım izin vermiyorum. Kınımını yapmayacaksınız babanıza. Kınımını yapmayacaksınız. Meyveş ben çıkıyorum. Dükkana mal falan alacağım şimdi. Trafiğe oyalanmayayım tamam? Çocuklara ne olacak? Yarım saattir seni bekliyorlar okula gitmek için. He, kafayı yediler seni beklemekten. Yanım bir günde kendileri gidiversin yani. Ne olmuş? Efendim? Efendim diye sizi demiyorum efendim yani. Çocuklara diyorum yani. Ya kendileri gitsinler ne olur ki? Bana bakın yollarda oyalanmak falan yok. Doğru okula gidiyorsunuz. Önce o beni bırakacaksınız tamam mı? Baba sen ciddi misin? Yok canım. Kafa buluyor seninle. Ya niye kafa bulacağım? Gayet ciddiyim. İşim var, gücüm var. Eşek kadar oldu bu çocuklar yani. Niye gidemiyorlar ki okula? Al şu beşi. Paylaşın aranızda. Kalanına takbiri doldur. Ne oldu? Bence kesin çıldırmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Galiba bu tuvaletteyken bir şeyler içiyor. Anne, tuvalette ne içebilir ki? Ay idrarını içse yeter ayol. Ay ne söyleyecek acaba çok merak ediyorum. Her şeyi biliyormuş kızım. Tuğçe'ye sevgilinden ayrılacaksın demiş. Daha fal bitmeden Arcan'dan mesaj gelmiş. Bir süre görüşmeyelim falan diye. Ay yok artık. İnanmıyorum. Kızım her şeyi biliyor bu adam. Bilecek tabii o kadar para alıyor. Ne dedi peki? Ay bir kere bütün isimleri bildi. D ile başlayan biri var dedi. Savaş. Ama sen B'den hoşlanıyorsun dedi. Barış. Ayrıca aranıza M ile başlayan biri girmiş dedi. Yok artık Melis. Pardon benim sıramdı değil mi? Uk. Hoş gelmek. Fincanı ben almak. Fincan almak. Ondan sonra da... Çeneni kapatmak. Duydun mu lan? Sakın böbürlenme lan. Duydun mu lan pembiş? Oğlum sen gerçek kızılderili değil misin? Nerelisin lan sen? Çorumlu musun? Allah belanı vermesin. Lan kafanı gözünü kıracağım bak lan senin. Gel lan buraya çıkar şunu. Bak oğlum ta girişte belli oluyor perik oldu. Boyalar nerede? Çıkar lan şu üstündekini çıkar. Bana bak ondan sonra şu mutfak kapısından kaybolsun. Ağzını burnunu dökerim ha. Yürü. Yürü.
gelesin. Gel. Merhaba. Ok. Sen var fincan bırakmak, ben fala bakmak. Para peşin, kırmızı meşin. Tabii. 50 liraydı değil mi? Bu iş var. Efendim? Karambita, Guantanamera, Ahia, Guantanamera. Sessiz olmak, el ele kavuşturmamak, kısmet kapatmak. Eller burada, organik taşlar elde. El değmek, hissetmek, enerji almak. Kağıtlara dokunmak. O babayın bir aslan. Adın ahla başlamak, senle bitmek. Evet. Burada, burada. Kalbin buruk. Manito'dan yeni ayrılmak. Yo, daha yeni çıkmaya başladık. O da bana fal baktırmak. Ay yok, o daha burada değil şu anda. Başka zaman. Peki ısrar etsek gelmez mi? Ay bilmiyorum ki. Öyle mi? Hayvan oğlu hayvan. Destur. Destur ya. Senin bu organik taşlarla kafanı kıracak baban. Yapma. Lan sen beni evlat katili mi yapacaksın? Ne işin var lan senin? Ben bu parayı nasıl kazanıyorum biliyor musun? Her gün hayvan boku temizliyorum lan. Anne ne yapıyorsun? İyiyim yavrum, sen ne yapıyorsun? O çiçeği atmıyorsun değil mi? Yok, bardağı atıyorum. Anne, anne, anne niye atıyorsun o çiçeği? Çok pis kokuyordu. İğrençti. Ve bana sevmediğim birisini hatırlatıyordu. Olabilir. Ama bu sana onu atma hakkını vermiyor herhalde. Veriyor herhalde. Onun için attım. Ya anne, ben aslana ne diyeceğim? Şöyle söylersin. Aslan. Aslan. Bir daha bana asla ucuz çiçek alma. Ne yapayım ben sana? Ne yapayım onu söyle, onu yapayım. Ya yapacağını yaptın zaten baba. Senin sayende tüm kafeye rezil oldum. Hem okuldan kaçıyorsun, hem de üste çıkıyorsun. Bir de beni suçluyorsun öyle mi? Ya sen büyüğünü suçluyor musun? Ya tamam. Okuldan kaçtığımı kabul ediyorum. Edeceksin tabii. Hiç utanmıyorsun değil mi? Babanın sizin için ne mücadeleler veriyor be. Ben o parayı kazanmak için kaç tane hayvan satıyorum biliyor musun? O sülüklerle sen mi uğraşıyorsun, ben uğraşıyorum. Ya tamam canım, paran sende kaldı. Elini indir benimle konuşurken. Elini indir. Sen hiç tavşan boku temizledin mi? Ha? Temizledin mi? Hem üste çıkıyor, hem okuldan kaçıyor. Bak ya. Ne var lan, ne var? Hadi şu heriflerle çıkma olayı ne olacak? Senin ne işin var lan? Senin ne işin var falcılarda ha? Her çıkışın bir inişi vardır, unutma. Ay biz daha yeni çıkmaya başladık. Bak 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 bak, bir de şovlara bak bak. Ay ne komiksin baba sen ya. Sen tamamen yanlış anladın o olayı. Ben o falı ablama baktırdım. Ablama. Kızım sen vekalet için fal mı baktırıyorsun? Senin ağzını burnunu dökerim bak şimdi. Ya hep öyle oluyor. Senin haberin yoksa ben ne yapayım? Demek ablan fal baktırıyor. O da görecek. O da görecek. Ulan hayben. Ulan hayben. Bana bak kızım. İnelim mezde oraya eve gidiyorsun. Odandan çıktığını görürsem öbür gözünü de moraltırım ona göre. Nasıl ya? Diğer gözüm mor mu ki? Kızım sen fosforsuz musun ya? Lan o neydi ha? Evet amcığım, biz sadece arkadaşız. Ulan arkadaş arkadaşın elini mıncıklar mı? Şerefsiz. Adın ne lan senin? Toto nene. Totoş musun sen? Değilim efendim. Niye değilsin? Kardeş,
Biraz sessiz olur musun lütfen? Olmazsam ne olur? Ne diyorsun lan sen? Yok yok abi, pardon. Ben ayıyı orada zannediyorum, buradaymış. Gözlükten otur abi, otur. Hiç rahatını bozma. Kalk 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 bacım, merak et, gel. Üf baba ya. Üç boyutlu filmi de seyrettirmedin. Ben sana üç boyutlu filmin kralını göstereceğim. Hem de vurdulu kırdılı. Yürü bakayım. Eve doğru. Yürü. Bak lan. Şişt. Çıkar o gözlükleri. Fotoğrafını çektim. Bir daha kızımın yanında, telefonda veya bir şekilde buluştuğunu görürsem senin ağzını burnunu kırar öldürürüm. Bak suratına balgam atarım. Duydun mu beni? Duydum efendim. Dön önüne. Dön. Meğerse falcıyı tartaklayıp onun giysilerini çalmış. Bir de böyle peruk falan takınca tanıyamadım tabii. Peruk da mı takmış? Ay korkulur bu adamdan. Eve döndüğünde gözünü morartacağım dedi. Oh benim aşkım. Aa, senin gözünü kimse morartamaz be. Nereye gittiğini söyledi mi? Hayır. Ama muhtemelen ablamın peşine düşmüştür. Anne sakın bir şey yapmasın kıza. Yok canım. O ay beni kolay kolay yakalayamaz. Ya rezil oldum ya. Girdik işte, yeter ya, yeter, bıktım artık ya. Of! Kınımını yapmayacaksın Ayben. Ben babanım, ne diyorsam o. Hayatta büyük konuşmayacakmışız değil mi büyük anneciğim? Ne oluyor aslan? Ne mi oluyor? Senin kızın kursa gideceğim diye buradan çıkıyor. Bir bakıyorum sinemada Tolga diye bir herifle el ele yapış yapış gözlüklerle yakaladım bunları. Tolga ile barıştınız mı kız? Ya. Ne oluyor ya? Bana bak Hasan. Yoksa vurdun mu çocuklarıma? Yo tam vuracaktım. Bir el süreyim dedim ama fırsat olmadı. Sürseydin mi de bari ya? Sevgili kayınvalideciğim, birini sinemada, birini falcıda yakaladım. El sürmedi mi dua ettinler. Senin Beyoğlu'nda, falcıda, sinemada ne işin vardı? Ben bir esnafım. Ne demek yani ne işim var? Ben Beyoğlu'na şey için gittim. Hani hayvanlarda şey oluyor ya, alta koyuyorsun böyle. Bana bak aslan. Öyle sinemada tek başına oturulmaz. bakın. Ayben! Geliyorum çocuğu. Ağlama. Kızım bu ne diyor ya? Bu, bak. Bana bak aslan. Evet. Seni dinliyorum. Burada bir iftira var. Dur. Umarım doğru düzgün bir izahat bulursun bu sinemayla falcı konusunda, ha? Ben ne evet. diyeyim hayatım, ben... Ha, bunu bir kenara yazıyorum. Sakın unuturum zannetme. Leveç, bak bir şey... Ama yargısız infaz yapıyorsunuz ya. Yargısız infaz yapıyorlar evimde. Annen aldığım çiçek ne oldu? Anneannem attı onu. Niye? Ne bileyim, çürümüş mü, kokmuş mu, solmuş mu? Ha bir de sevmediği birini hatırlatıyormuş. Kardeşim ben bu deliye nasıl bir çiçek alacağım? Ben de ona hayret ediyorum ya. Kime? Anneme mi? Annen deli mi kızım? Arkadaş herkes sıyırdı bu evde ya. Hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Selamun aleyküm, kolay gelsin. İstinye yanıyor, burada kimse yok ya. Helal et. Ne haber lan Zencefil? Ne yapıyorsun lan Kubat? Abi Nihal'e dişçiye gitmiş de onu kontrol ediyor. Oğlum deyiz misin lan sen? Ulu orta dinlenir mi lan bu? Koysana onu, gizle. O ne abi? Kayınvalide öbür çiçeği attı, anladı galiba. Ben de orkide aldım atmasın diye. Bana yeni bir böcek lazım. Böcek var değil mi? Ya sen iyice ne zıvanadan çıktın usta ha? Ne diyorsun lan vicdan azabı? Tut şunu, gir dükkana. Sana kim diyor lan büyüklerine cevaplar diye? Deli deli küpeli. Böyle olacağını tahmin etmiştim zaten. O yüzden tedarikli geziyorum ha. Ama bu ikinci el değil, söyleyeyim. Sıfır. Bu daha büyük lan, çakma değil değil mi? Yok be abi, orijinal. 4 çeker, 5 çeker, 6, 7 öyle gider abi. Güzel bak, o zaman bunlar lazım bana. Kaç para Kubat bu? Abi bağ gelişi 200 lira. Gerisini varsa hesap et. Güzelim, demin de verdim para öbürüne.
Saçma sapan bir şey oldu yani. 100 lira param var vallahi. Abimden kıymetli mi? Tamam abi. Götür yerleştim Nami'yi hadi. Hemen halledeyim. Ben dükkandayım sen bak. Geldim. Esas ben geldim. Sen miydin? Ya hayatım bırak Allah'ını seversen bu kapristleri, gözünü seveyim ya. Barışalım artık, bak beni yanlış anlıyorsun. Bak sana ne aldım. Ha, orkide mi bu? Orkide mi bu? Tabii orkide ya. Ya eşek yüküyle para verdim şerefsiz çiçeğe, ne pahalıymış ya. Güzelmiş gerçekten. İnşallah bunu da çöpe atmazsınız. Onu ben yapmadım Aslan, biliyorsun. Ya aman, her şeye darılıyorsun ya Mevcut. Vallahi kızıyorum bak ha, şaka yaptım ya bak. Valide Hanım yok mu? Yukarıda. Özledin mi? Yok da tabii insan sesini duyamayınca şey oluyor da yani. Ben bir anda şey oldum, tedirgindim. İnşallah o da beğenir. Aa, beğenir beğenir. Hangi kadın orkideye hayır der ki? Ya değil mi? Yani hangi kadın değil mi? Orkide bak, önemli çiçek. Ne haber lan? İyi misin? Seni gördüm, daha iyi oldum. Aferin. Ablanlar nerede? Odada, psikos klasik. Yani. Ay, burası tavşan mı kokuyor? Aslan kokuyormuş. Ha, ben de aldım şimdi kokuyu. Haklısınız Valide Hanım. Hemen bir duş alıp geliyorum ben. Anne, bak Aslan ne almış. Fare zehiri mi almış? Efendim, onu daha önce denedik, tutmadı ya. Gerek yok tekrarlamaya. Bak bunu da atarsan bozuşuruz anne, ona göre. Çiçek, 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 çiçek. Bugün nerede hep çiçek? Bana bak kız. Bence senin kocan seni aldatıyor. Saçmalıyorsun. Sen hiç kadın dergisi okumuyor musun? Harıl harıl yazıyorlar. Eğer adam karısını aldatırsa devamlı çiçek götürürmüş. Hiç boşuna uğraşma. Bu akşam keyfimi kaçıramazsın. Yarın akşam müsait misin? Keyfini kaçırmak için söylemiyorum. Aklın başına gelsin diye söylüyorum şapşal. Getir bakayım şunu. Plastik falan olmasın diye baktım. Ay Aslancığım, gerçekten çok güzelmiş. Bak annem de çok beğendi. Öyle bir alan memnun, veren memnun. Ne güzel, ne güzel. Bayıldım, bayıldım. Ben bayıltacağım seni yakında, merak etme. Ay Aslancığım, yemekten önce bir duş alsan. Ay, tavşan kokuyorsun. Hayatım, tavşanla uğraşmıyorum. Su yılanıyla uğraşıyorum. Suda geçen bir hayvan nasıl kokar ya? Ben açıyorum. Buradan gidelim. Ne oldu tahmin edin? Bana bak civciv. Bir çarparım, bir de yer çarpar. Ya anne, tam suratın ortasına fırlatıyordum ki... Ah, enişte, nasılsın? Hamdolsun baldız, hamdolsun. Ya ben gelirken kavun yedim, o yine mideme vurdu. Yani bu yaştan sonra şimdi şey mi yapayım ya, gideyim değil mi? Bebeğim. Doğru mu gideyim ya bebeğim? Anne, bu da 2 gündür tuvalete taşındı. Bir doktor mu çağırsak acaba ya? Yok yok, tesisatçı çağıralım. Çünkü bu evin kanalizasyonu bunun şeyine dayanmaz bence. Ne oluyor lan? Işıklar niye sönük bu saatte? Nihale? Kocan erken gelmez inşallah. Ne oluyor lan? Ne oldu, niye güldün? Kocamı tamamen unutmuşum, ona güldüm. Senin yanında ben de unutuyorum her şeyi. O ben. Yesene kızım. Yok,
Ben babamı bekleyeceğim. Baban tuvalette yiyor yavrum. Git ne yiyorsa sana da versin. Annem diye demiyorum. Çok komik kadın ya. Ya hakikaten bu arada babama ne oldu iki geceden beri? Yemek de yemiyor. Ay gündüz de böyle olsa keşke. Ne rahat edeceğiz. Bak. Hazır aslan kubura düşmüşken sen şu Serkan'ı anlatsana kız. Ya anneciğim şu sevgili yüzüğü sevgili Serkan'ın suratının ortasına atmaya gidiyordum ya. İşte o anda o hınzır bir anda kalbini açtı gösterdi bana. Röntgen mi çektirmiş? Yok hayır röntgen çektirmemiş. Kalbinin üstüne yani göğsünün üstüne adımı yazdırmış Jülide diye. Hem de geçici dövme değil kalıcı dövmeyle. Çok romantik. Vay be. Göğsünün üstüne adını yazdırmış ha. Keşke alnına da Enayi yazdırsaydı. Ay benim annem çok komik. Anneciğim neden enayilik oluyormuş? Ben de evlenince yazdıracağım. Hem de şöyle sırtımdan omzuma doğru. Hı, onu nasıl okuyacaksın? Unutacak halim yok herhalde ablacığım. Cici, gerçekten Serkan diye bir dövme yaptırmayı düşünmüyorsun herhalde. Saf olma lütfen. Tabii ki de Serkan yazdırmayacağım. Ben de Jülide yazdıracağım buraya. Kız, TC kimlik numaranı da yazdır. Nüfus kağıdı yerine kullanırsın. Ben hemen onunla vedalaşıp geleceğim. Gidelim buradan. Çok uzaklara kaçın. Öldünüz lan siz! Onlar ölürse dizi biter, angut kubat! Çok uzaklara kaçın. Kaç eve gitmeye ne dersin? Senin her yere... Allah cezanı vermesin yani. Televizyon muydu lan konuşan? Yok. Senin koltuk lan kanepe konuşuyordu. Ay gene içip sen sapıttın mı? Etil alkolik kubatın. Vallahi iyi yırttın ha. Kim ezdiye gidiyordun az da? O ne la da şöyle? Kubatım çakmak taşım. Zaten ne o? Cila alacak mısın sen onu? He? Yoksa reiki yapacağım. Uzan bakayım şöyle. Reiki şöyle. Uzan uzan Nihale. Uzan bırakın, bakayım uzan şöyle. Uzan yavrum uzan. Başka bir şey yapmayalım. Reiki yapacağım kız reiki uzan. Mi? Ay utanıyorum ya. Dur. Vallahi ben de bir tane dövme yaptırmak istiyorum. Ne? Dövme mi? Ay ben de çok yaptırmak istiyorum. Kızım ne dövmesi lan? Ne dövmesi? Ben sildirttiremiyorum. Size ne oluyor ya? Hatta şöyle ayak bileğimi küçücük bir kertenkele mi yaptırsam acaba? Bak hele. Yok yok. Sülük yaptır. Baban yardımcı olur. Hayda. Ben de şöyle göbeğime yaptırayım diyorum. Dudak izi. Ne dersiniz? Aa. Oh annes. Ben senin o gözünün üstüne iki tane yumruk izi yaptıracağım. Bak bakalım çıkarabiliyorlar mı? Yap yap da babam da gözüne yumruk izi yapsın. Babamın nereden haberi olacak akıllım? Açıp da göbeğimize bakmıyor herhalde. Aslında doğru söylüyor. Ben şimdi bileğimin oraya yaptırsam görür ki babam. İyi o zaman ayağının altına yaptır. Bir fikrim var. Biz evde mayoyla dolaşmıyoruz ya. Bence beline yaptırsın. Hayatta yakalanmaz. Aferin Jüjü. Ne güzel akıl veriyorsun çocuklara. Rica ederim. Anne güzel bir fikir aslında. Tamam tamam. Bu kadar dövme muhabbeti yeter. Babanız duyarsa çok fena olur biliyorsunuz değil mi çocuklar? Ayol duysa bodozlama çoktan içeri girmişti o. Uçarak hem de. Öyle bir şey olsa cinnet geçirirdi. Allah korusun. Çocuklar bu dövme kaç paralık bir iş? Anne saçmalıyorsun. Bu ikisi 500 eder. Jülide sapanlıyorsun. Hı? Yani ikisi 500 oluyor mu? Olur olur anneciğim ayağın alışsın. Anne şakası bile korkunç. Yok canım şaka falan yapmıyorum yani çocuklar istiyor. Anne sen ciddi misin? Yapma anne ya. Anne delirdin mi sen? Yok canım. Aslanı sinirlendirmek için böyle bir işe girer miyim ben hiç? Nihale! Ne yapıyorsun lan sen burada çılgın karı? Camları siliyorum Kubat'ım. Ay, titizlik ne zamana kadar çılgınlıktı acaba? Bak hala konuşuyor ya. İnanmış. Ay, 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 deli manyak. Bu eşofman nereden çıktı gene?
Geçen gün sen beni eşofmanın parça pinçik etmiştin ya. Ben de seninkilerden birini giydim. Nasıl olmuş, yakışmış mı? Ulan Allah'ım manyağı. Bu sana yakışsa şu an aramızda olabilir miydin? Git şuradan, çekil. Ya. Sabah sabah konuya komşuya sen bizi fantezi mi yaptırttırıyorsun? Ne hale ya? Ne kıskanç adamsın sen be. Üf, temizlik yapmak da mı suç ya? Bütün gün ne yapacağım ben evde? Ya ne demek ne yapacağım? Cama tırmanmak zorunda mısın? Balkondan sarkma. Çatıya etekle çıkma. Başka bir şey yap. Ev temizlik yap ya. Yerleri sil, süpür, bulaşık yıka, ütü yap. Ay hepsini yaptım. Çamaşırları yıkadım, bulaşıkları yıkadım. Ütüyü de yaptım. İşe mi girsin? Çalışmaya mı başlasam ben? Tabii Nihale, çalışmaya başlasan. Hem de bir an önce. Bak yapacak daha bir sürü iş var. Ay ne yapıyorsun? Deli manyak adam. Temizle orayı. Ay gül kedimsi miyim ben? Kedi mi giyim, gül müyüm? Neyim ben ya? Of! Burası iyi mi? Yani bilemedim, biraz yukarıda gibi geldi bana ama. Ay biraz aşağıda olsaydı. Bikini bölgesine de yapabiliyoruz isterseniz. Yok, bilemedim de. Çok acımayacak değil mi? Çok az acıyacak. Ah sen. Önce sen yaptırmak ister misin canım kardeşim? Ay yok canım. En fazla ne kadar acıyor olabilir ki? En fazla ne kadar acıyabiliyor mesela? Dayanamayacağınız kadar çok acımaz, merak etmeyin. Bayıltarak yapabiliyor muyuz? Maalesef bayıltamıyoruz. Hadi ya. Tamam yapalım o zaman buraya. Buyurun, kime bakmıştınız? Ne yapıyorsunuz lan burada? Baba. Dövmeci sen misin? Evet, siz kimsiniz? Ben de boğmacıyım birader. Ulan pigme. Baktın mı lan bu çocukların yaşına? Reşit mi değil mi diye? Ha? Kimlikleri var mı lan üzerinde dövme yapıyorsun? Ha? Ben sildiremiyorum. Bunlara ne oluyor? Ben evimde demedim mi kızım size? Ulan ben adamın aklını alırım, aklını. Beni sinirlendirme. Geç şu duvara kafanı vur. Ağzını burnunu kırarım bak senin ha. Sen beni tanıyor musun lan? Yok abi. Tanıyor musun lan? Hayır abi. Bak kızlarım, onun için canım veririm. Sana bir kafa, bir yumruk vurur öldürürüm ha. Duydun mu lan? Tamam abi. Abi gözünü seveyim. Bak benim yükseklik korkum var abi. Abi lütfen. Polis! Polis! Yeter! Polis! Ne kadar da efendi bir çocuktu. Vallahi ayıp oldu. Yazık çocuğa ya, acıdım. Ay kalıcı bir şey olmamıştır umarım. Kalıcı dövme olmuş, daha ne olsun ayol? Yok canım, o kadar da değil. Ayakta tedavi ettiler sonuçta. Size bir şey yapmamış, iyi ki. Vallahi ben bayıldım da yırttım. Yoksa kesin kafamı kıracaktı. Aynen, ben de o yüzden bayılma numarası yaptım. Ay gene iyi yırtmışsınız halacığım. Yani Kubat kocacığım olsa... Ay beni ayıltıp bir daha bayıltırdı yani. Aşk işte. Ya sevgi. Yalan mı abi? Şimdi ben bunu bayıltmayayım, dövmeyeyim de göbeğine piercing mi yaptırsın, dövme mi yaptırsın abi? Doğru Kubat, sen de haklısın yani, doğru. Ben bizimkileri bayıltacaktım da iştahım yok kanka. Ayıp diyorum, başka da bir şey demiyorum Aslan abi. Oğlum sen işine bak, hayvan yem yeşil olmuş pislikten. Gözünü seveyim, temizle şuraları ya. Çabuk. Kızlar, tahmin edin Serkan bugün bana ne yaptı? Cücü, kızların yanında tahmin etmek istemiyorum. Bunu ne? Oyun oynayalım lütfen. Hadi tahmin edin. Serkan bana evinde en fazla ne yapmış olabilir? Ne istiyorsa onu yaptı. Serkan ona ne yapmış? Ben oradayım hala. Eko yapıyor kanka, eko. Doink! Yanlış cevap anneciğim, yanlış. Serkan bana evinde bugün yemek yaptı. Hem de Çin yemeği. Ne sinematografik. Şşş! Erkek adam hiç yemek yapar mı? Şşş! Aa! Niye yemek yapamıyormuş canım? Hem biliyorsunuz ki en iyi yemek yapan aşçılar erkeklerden çıkıyor. Katılıyorum. Bir de... birkaç bir şey eklemek istiyorum. Dünyada yemek yapan erkekten daha seksi hiçbir şey yoktur.
Ay ben bayılırım yemek yapan erkeklere. Efendim? Efendim? Bayılırım yemek yapan erkeklere diyorum. Ay keşke babanız da öyle olsaydı kızlar. Öyle mi Meyve Hanım? Hiç heveslenme. Seni öyle şeyler yapamaz. Bünyesine aykırı. Öyle mi Asalet Hanım? Bak ben bunlara nasıl bir yemek yapacağım, sen seyret. Geldim. Bir saniye, geldim. Kim o? Çok güzel yaptın yani. Kim o? Gözünü seveyim, cevap gelmeden açma yani. Tamam. Hırlısı var, hırsızı var hayatım. Lütfen, yani bunun provasını mı yaptırayım ben sana? Yemekte ne var? Daha başlamadım, niye? İsabet olmuş. Bugün yemeği kocan yapacak. Ah. Mutfakta kim var? Asaletim içine de olurum solteri. Dırdır istemem, içirir giderim eve. Gırgır olsun kendime ararım neden. Biraz duygusal, çok az da asabi. Cinlerim tepemde, yapmayın parazit. Çüçre aslanım hayır. Hayır yok, bu gece hayır. Halim yok, yine dünyanın başı döner. Gözünün içine bak, hiç yalan yemez. Adamı gol değil, bassız bedevi. Hayda. Biter soyap, tuzludur bedeli. Kral, kural tanır olayı. Yokuşa süren hanımdır aslan. 3+1 bayan, çok çalış aslan. Çok zaman ister, çok para yapmam. Ekmek aslanın ağzında. Hiç bile bir uçurum aslında. Düşerim korkusu değil aklımda. Aslanın yapacağı yemek bu kadar olur. Of, mutfağı boşaltsa da bir tost yapsak kendimize. Böyle olacağını bilseydim sabah doğru düzgün kahvaltı ederdim. Allah'ım ne yapacağız biz? Evlenemeden gitti diyecekler. Vah vah. Dur, ben şimdi sizi kurtaracağım. Alo. Hah, iyi akşamlar yavrum. Mantı servisi yapıyor musunuz? Heh, tamam çocuğum. 10 kişilik mantı istiyoruz. Adresi veriyorum. Baba. O ben, rahatsız etme beni. Görüyorsun yemek yapıyorum ya. Mantı geldi. İstersen biraz ara ver, sonra devam edersin. Mantı mı? Nasıl mantı? Yoğurtlu. Hayatımda yediğim en güzel yemekti bu. Afiyet olsun yavrum. Anneciğim, büyük kadınsın vallahi. İleride çocuklarım olursa bu anı mutlaka anlatacağım. Gelsene hayatım. Babanınkini de versene. Bolulu usta da geldi. Çok selam mısın lan? Yok yok, marinayı fazla kaçırdım, ondan öyle oldu. Sen demedin mi bana annem 200'de yapıyor fırında diye? Ha? Ye, hemen ye. Senin elinden zehir olsa bile yerim baba. Her şeyi ye, eşek, her şeyi. Mutfaktan bıçağı getir, bıçağı. Ben her yeri kapatayım dedim, şey buhar olsun diye. Havucu yanlış yere koymuşum. Üzülme babacığım ya. Herkes çok yaşlı olmak zorunda değil. Hem biliyorsun kadın işi bu, normaldir. Öyle deme, kabahat bende. Gerçekten bende yani. Daha güzel bir menü seçebilirdim kendime en azından. Anlatabiliyor muyum yani? Ne bileyim, piyaz, köfte, kuru fasulye,
Biz gittik, zoru seçtik. Ya bence o kadar rezil olmadık. Yok yok, hem rezil oldum hem de anneanneni vezir ettim. Mantara bağladım ha, biliyorum. He bak, o konuda haklısın işte. Az daha madalya takıyorlardı. Ya ya, doğru doğru. Alo. Buyurun. Tekin, Tekin kimim? Kim? Tekin? Kim Tekin? Ha buyurun hocam, hürmetler, hürmetler, nasılsınız? Evet öğretmenim, evet, dinliyorum, dinliyorum. Evet. Tabii tabii, seve seve, seve seve, hürmetler, tamam tamam tamam, olur olur. Hürmetler, hürmetler, sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere. Yarın, tamam, görüşmek üzere, sağ olun. Sağ olun, bay bay. Bizim Tekin Hoca mı? Ha, yarın veli toplantısı var mı? Niye haber vermiyorsun? Veli toplantısı mı? Ha. Benim niye haberim yok? Yavrum sen veli misin? Ya normalde bize söylüyorlardı ailenize söyleyin diye veli toplantılarını. Vallahi kusura bakma efendim. Sen bir senedir bana veli toplantısı var demiyorsun yani. Yani geçen sene notlar kötüydü. Yemiyordu valla. Bu sene artık iyi başladın okula. Evet ya, boru mu? Bir günde 3 tane 5 pekiye aldım. Görüyor musun? Ya bugüne kadar o pekileri göremedik. Bu sefer sıraladın. Ne oluyor? Kendileri alıyorlar gel gel diye. İşte başarı bu. Her zaman babanı takdir edeceksin kızım. Bak ben ne yapıyorum? Hayvan dilinden anlıyorum. Yani sen de üniversiteden mezun olduktan sonra bazı şeylerden anlayacaksın. Aferin sana, aferin. Acama gerçek. Herkes başı kadar konuşuyor bu hayatta. Doğru doğru. Bak doğruya doğru. Doğru söylüyorsun. Bugünkü sınavlar ne bakayım yavrum? Sosyal ve İngilizce. Öyle mi? Göster bakayım fişekleri. Oho. Buna da formülleri yazdım. Aferin kızım sana. Hepsinden 5 al da yarın veli toplantısında atayım babama. Vallahi bu sınavdan 6 bile alabilirim. İnanıyorum kızım. Aferin. Ama yavaş yavaş yani. Biraz da başka arkadaşların alsın. Onlara da müsaade et. Görüyor musun? Anında şımardı bu hödük. Aslan mı? Yok, o hödükten bahsetmiyorum. Serkan ödüğünden bahsediyorum. Yine ne yaptı çocuk be? Ya anneciğim, sabahtan beri arıyorum. Geri dönmek, cevap vermek hiçbir şey yok. Ya olur mu? Böyle giderse ayrılırız vallahi. Kızım sen tevekkel misin? Dün çocuk arıyor diye ayrılıyordun, bugün aramıyor diye ayrılıyorsun. Ya anneciğim, o da beni alıştırmasaydı zartzurt aranmaya. Aa, ne yapabilirim? Hem böyle giderse gerçekten biter bu iş çünkü son kez arıyorum. Bana bak. Sen taklaya gelmişsin. Bir kere arayan taraf oldun. Anneciğim, neden beni gaza getirmeye çalışıyorsunuz? Zaten bu aptalın eline vereceğim tasdiknameyi oğlu verecek. Bitti mi? Yok canım, nerede? Biraz dinleneyim dedim. Rendeyi yakmış, yufkaya sarmış, buzluğa atmış. Düşünün yani. Bir saniye, tek tek anlat. Düşünmeye çabalayacağım. Sabahleyin göreceksiniz hödüğü. Aldı başını kaçtı gitti. Kızları bile beklemedi. Ne yapsın adamcağız? Senin esprilerine katlanmak kolay mı anne? Hakikaten anneciğim, bazen çok gaddarlaşıveriyorsun. Adama ne dedi biliyor musun? Aslan usta, bir omlet yap da haftaya yeriz. Bazen ben de acıyorum ama yani aslanı görünce dayanamıyorum. Bunlar bizim çiçeklerden değil mi kız? Aa, haberler galiba. Ne diyor acaba? Ne diyecek? Aslan paraya kıydı, mehveşe orkide aldı diyor. Göre zanlıların ünlü ve zengin kişilere hediye olarak gönderdikleri çiçeklerin içine dinleme cihazı sakladıkları ve bu şekilde elde ettikleri ses kayıtlarıyla da yüzlerce kişiye şantaj yaptıkları ortaya çıktı. Böcek ismi verilen dinleme cihazlarının ülkemizde satışı yasak olmakla birlikte internetten kolaylıkla temin edilebiliyor. Bak görüyor musunuz neler yapıyorlar? Ayol ünlülerin evine koyuyorlarmış, her şeyi dinliyorlarmış. Allah korusun. Korkunç bir şey. Anneciğim, iyi ki ünlü değiliz hiçbirimiz. Aslında güzel fikir ha. Bunlardan bir tane alacaksın, aslanın dükkanına koyacaksın. Orada ne var ne yok her şeyi öğreneceksin. Ah,
Yok, yok. Saçmalama. Anne. Aslan böyle bir şey yapmaz. Mahvettim seni. Cebimde boncuk buldum. Hayırdır usta? Tele kulak yok mu bugün? Yok yavrum, bıraktım o işleri ben. Ciddi mi söylüyorsun? İstersen gülerek söyleyeyim Yunus'cum. Bıraktım o işleri ben. Vallahi beni çok şaşırttın usta. Yakalandın mı yoksa? Ulan gerizekalı, yakalansaydım öldürürlerdi beni. Bak iki dakika düzgün konuşuyorsun, sonra yine bak. Aynı. Bana göre değil, hayırlı iş değil yani. Boş ver usta. Hayırsız iş kime yarar? Doğru söylüyorsun, bak doğruya doğru, aferin. Dün gece evi yakıyordum ya. Hayırlı gelmedi, anladın mı yani? Dövmeciyi dövdüm. Daha ne yapayım abi? Ömrüm tuvalette geçti ya. Her gün tuvaletteyim yani. Yeter. Aslan abi, bir şey soracağım abi. Senin cihaz çalışıyor mu? Ne cihazı yavrum? Abi ne cihaz olacak? Dinleme cihazı. Açılıyor ama ses gelmiyor. Kalem soktum, yok. Onofa bastın mı onofa? Bastım abi. Sabahtan beri uğraşıyorum. Seninkine baksana bir. Tam bırakıyorum. Yine hayatıma sokuyorsun şunu ya. Getir, antenini getir. Çıkar. Bak bakayım. Nasıl anlıyorsun oğlum teknolojiden? Al benimkine bak diye veriyorum. Abi normalde değdiğinde ses gelmesi lazım. Anten antene değiyor şu anda. Ses gelmesi lazım. Yok işte, bozuldu. Kim o? Ay benim yengem. Bakayım. Gelen giden yok. Yengem, korkunç bir keşifte bulundum. Ay hayırdır ablacığım, ne oldu, ne keşfi? Kubat kocacığım bana cip takmış. Ay cip mi almış? Cip takmış. Cip mi takmış? Ay evet, hani geçen gün bana saat hediye etmişti ya, çakma Rolex. Meğersem onun içine böyle börtü böcük koymuş. Öküz kocacığım. Öküz. Ben de sabah böyle toz alıyorum, Rolex'im yere fırladı. Baktım içinden böyle böcükler de çıktı. Bunu Asalet Hanım teyzeciğime söylemem lazım. Peki. Demek öyle. Umarım hala çalışmıyordur bu. Zannetmiyorum, cilide garantiye almak için tam 3 defa imha ettim. Nasıl yani 3 defa? Çekiçle vurdum, camdan attım, daşla ezdim. Zaten hala çalışıyorsa bırak çalışsın. Anneciğim ya, hakkımızdaki her şeyi herkesler öğrendi. Sanırım ilk uçakla Japonya'ya yerleşeceğim. Üzülme hayatım, ben onların öğrendiklerini unuttururum onlara. Anne, içeridekini de kıralım. Evet, camdan atıp daşla ezelim. Hatta hiç üşenmeyelim, yemeğe karıştırıp bir güzel yedirelim. Kız, bana benzemeye başladın da. Kabul ediyorum. Ama benim daha güzel planlarım var. Ya ne? Yavrum dün çalışıyordu bu alet. Gene çalışıyor da ses gelmiyor abi. Yok kalem de işe yaramıyor. Kusura bakma ama sen iflah olmazsın usta. Yavrum görmüyor musun? Aletin iletişimi bozuk, çalışmıyor. Bir sus ya. Ne yaptın be ya? Anneciğim, Honolulu'ya gitmek istiyorum. Git yavrum. Yüreğinin götürdüğü yere git. Yürek mürek bunlar daldılar bak. Sakatata girdiler. Dur. Dur dur. Burada iyi, bir dakika. Ben de lise bitsin, şöyle üniversite başlamadan birkaç sene dünya turuna çıkmayı planlıyorum. Bu sene çok moda. Ne diyor lan bu? Gez teyzem gez. Gez de bana benze, gezenti ol. Ben de okulu bırakıp tetikçi olayım diyorum. Çok para var diyorlar. Ne yaptın be ya? Aferin kız sana. Senden spider bile olur. Yavrum bir dur be. Bir dur be, bir dur. Allah kahretmesin. Ben Uzak Doğu'ya gideceğim. Düşündüm, taşındım, Budist olmaya karar verdim. Neler söylüyorlar bunlar Kubat? Ben de çalışmaya karar verdim artık. Bir masaj salonu açacağım. Masaj salonu mu? Masaj salonu mu? Ben bunları kestim. Gözünü seveyim, bana şuradan bir çıkma satır al da gel. Allah'ını seversen Kubat. Abi dur bir saniye, satır matır bir şey değil, onu bulurum o kolay. Bir çıldırma, bir sakin ol ya. Kubat kocacığıma söylemeyin. Ben de kombine bilet aldım. Yakında Madrid'e gidiyorum, Arda'nın yanına.
Arda'nın yanına diyor abi, ben satır, taş, sopa bir şeyler bulup geliyorum abi. Bana bir bıçak verin lan. Taş verin lan. Biraz kumar tuttun. Allah! Kitirim ulan. Al elini kitirim. Bak sinirden ne hale geldim, bakın. Dikiliyorum. Geldik hele oğlan. Daş'tan mı geldin Kubat? He, saat ektaş aldım. Biz de seni bekliyorduk aslancığım. Bak, kesme işlemi için. Keserim. Önce kendimi keserim, sonra suç ortağımı keserim. Hani cimrince lan? Beni niye kesiyorsun abi ya? Ben ne yaptım? Ya? Kim verdi lan bunu benim elime? Şiddetine gerek var ya. Demek İspanyol futboluna merak sardın yani. Ya vallahi şakaydı kocacığım. Yani sana küçük bir ders vermek istedim de. Tabii canım, ben üzerime düşen dersi aldım zaten. Bunun altında kalacak değilim. Karşılığında seni Madrid'e göndereceğim. Ya kurbanın olayım kocacığım. Hem benim bu saate elim Madrid'inde ne işim var? Canım Madrid'in saati mi olur? Şimdi yola çıksan ancak varırsın zaten. Ha. Madrid'de istediğin zaman istediğin her şeyi yapabiliyormuşsun. Sen benden daha iyi bilirsin, hatırlarsın. Bir kez daha üzerinden geçelim bak. Kale, kaleci, top, ayak. Gerisini biliyor zaten. Yakala! İşte gibi bir şey, öyle yakala gibi bir şey yani. Geç geç. Şimdi sana bir şut atacağım. Akşam Ahmet Toroğlu'yla Erman Çakar sabaha kadar yorumlasa işin içinden çıkamayacak ha. Hazır mısın? Bu yaptığına inanamıyorum aslan. Hiç utanmadın mı? Hiç vicdan azabı çekmedin mi? Enişte, akrabamız olmasan yemin ediyorum seni mahkeme koridorlarında süründürürdüm. Yazık yazık. İnsan üzülüyor vallahi. Ay, inşallah büyünce şuna benzemeyiz. Şuna mı? Babama yani. Allah korusun çocuk. Tamam ya. Üzüldü zaten, fazla üstüne gitmeyin. Üzülen insan böyle mi yapar? Böyle bir skandala imza atar mı? Aslan, sen bir şey söylemeyecek misin? Vallahi ben ne diyeyim ki Meveş'im? Yani ben yaptım. Tamam, tamam. O zaman üzülerek söylüyorum ki bu evdeki tüm sosyal haklarını kaybettin. Kendi yemeğini kendin yapacaksın. Kendi bulaşığını kendin yıkacaksın. Kendi çamaşırını kendin yıkayacaksın. Yatak odandan uzak duracaksın. Benim koltuğumda da yatamazsın. Bir konuşuyoruz yani. Sen nerede yatacağım ben sevgili kayınvalideciğim? Nerede yatayım ben odama? Ne yaptın be ya? Ne yapayım? Huyum mu yani? Değişmiyor ki. Ne yapacaksın ki? Hayrettin yani. Ne yapacaksın? Kıskanıyorum abi. Huylanıyorum. Tribe giriyorum. Kuruyorum. Ben buyum yani. Bildiğim bir tipik Türk erkeği. Ben de böyle olmasını istemezdim. Hayrettin yani. Bak babam da böyleydi. Hep duygusaldı. Sabahtan akşama kadar sülükleriyle yatardı. Onları kıskanırdı. Bu kadar kadınla büyümedi ki kardeşim. Ama ben öyle değilim ki. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Kıskanacaksın kardeşim. Güzel kızlar şimdi yani. Ulan ben oturmuş bir kuşla konuşuyorum ya. Oturmuşum bir kuşla konuşuyorum be ya. Bak yine. Oo, iyice yüz göz olmaya başladın. Hadi yaklaş. Hadi. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok özel bir hayvansın, bunu bil. Öyle mi be ya? Sen de öylesin be ya. Abartma diyorum bak, yine başlama. Köpek gibi değilsin, kedi gibi değilsin. Köpeğin bu dünyada bütün numarası hav hav, başka bir şey bilmiyor yani. Ama sen konuşuyorsun, o güzel bir şey. Aslanım benim. Sen ol, kendi ırkını yeme oğlum, akıllı ol. İnsan kendi ırkını yer mi ya? Nasıl kralsın sen? Papağanı yiyebilirsin, serbest. Ha bakayım. Aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Selamünaleyküm. Beşçiye veli toplantısı burada mı hocam? Aslan Bey, buyurun buyurun buyurun. Öyle alalım sizi, buyurun. Ayıp olmasın şimdi yani? Olmaz, buyurun. Teşekkür ederim. Sevgili velilerimiz,
Sizlere az önce bahsetmiş olduğum öğrencimizin velisi bu beyefendi. Bize siz gelmeden önce o benden bahsediyorduk zaten. Kendisinin son dönemde almış olduğu notları biliyorsunuzdur herhalde. Biliyorum, bizzat kendisi bahsetti. 5-5-5 diye gidiyor yani. Peki, güzel. Peki OBE'nin yazılı sınavlarda almış olduğu notlarla sözlü sınavlarda almış olduğu notların arasındaki farkın farkında mısınız? Farkın farkı yani nedir farkı? Şöyle beraber bakalım isterseniz. Mesela Türkçeden yazılı 5, sözlü 1. Matematik yazılı 5, sözlü 0. Sosyal bilgiler yazılı 5, sözlü 1. İngilizce yazılı 5, sözlü 0,1'den 0. Buyurun. Burada kağıtlar karışmış galiba hocam. Yani bir de bizimkiler çok konuşmayı sevmiyorlar. O bakımdan belki hani. Şimdi Aslan Bey, ben de çok uzun konuşmayı sevmem. Ama şunu söylemeliyim ki sizin o benle birlikte onu kopyaya teşvik ettiğinizi ve kopya hazırladığınızı biliyoruz. Kopya mı? Ben Allah belanı versin böyle bir şey yapmadım yani. O ben belki hani. Hayır, hiç inkar etmeyin. Hepimiz biliyoruz. Değil mi? Ama yine de o ben bizim çok sevdiğimiz, altın kalpli, iyi öğrencilerimizden bir tanesi. Allah razı olsun, sağ olun. Fakat yanlış babaya düşmüş galiba. Niye? Bütün bunların ışığında değerli velilerimizi aldığımız ortak kararla ona vermemiz gereken cezayı size vermeye uygun bulduk. Bana mı? Ben okumuyorum ki. İşte kopya cezası. Hem hele kulak, hem de çocuğa kopya hazırlat. Hakkını al aslan, aslan. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım hayır, hayır yok.